LLC'yi duyduk, C-Corp duyduk, S-Corp duyduk. Nedir bunlar? Şirket tipleri, bunların birbirlerinden farkları nedir? Şimdi Türkiye'deki yine benzer yapıda aslında bir kısmı. Mesela işte şahıs şirketi burada biraz böyle one member LLC'ye benzetiyorum ben o tek ortaklı limited şirketi gibi oluyor. Şimdi Türkiye'deki girişimcileri göz önüne aldığımız zaman aslında onlara uyacak olan iki tane seçenek genellikle oluyor. %99 diyebilirim. Bu da LLC dediğimiz limited şirket aslında. Diğeri de anonim dediğimiz Türkiye'de. Burada da C Corporation olarak geçiyor. Ceyhun'un C'si. O iki firma tipine göre biz tabii ki o kişilerin veya yapmaya çalışılan işin durumuna göre, ortaklık yapısına göre, kaç ortak olduğuna göre gibi veya işte ilerideki amaç nedir, hani işte şirket yani büyüdüğü zaman satılmak isteniyor mu gibi böyle değişik durumları tartışıyoruz, dinliyoruz, öğreniyoruz. Ona göre her kişi için o karar veriliyor. Tamamen tabii ki dediğim gibi o kişiye göre veya o yapılacak işe göre değişen bir karar oluyor bu aslında. Vergi konusunda da çok farklılıklar oluyor. Vergi konusuna girersem tabii biraz karışabilir ama hani en çok LLC, o da Türkiye'deki limited gibi düşünebilirsiniz. C Corporation da Türkiye'deki anonim gibi düşünülebilir. İki aşamalı vergilendirme sistemine tabi olan anonim. Genelde LLC en kolay seçenek oluyor Türkiye'deki girişimciler için. Ve büyük çoğunlukla da LLC'ye kayıyoruz sonuçlarda en son karar mekanizması, en son karara geldiğimiz zaman.